Selamun Aleyküm kardeşlerim. Marka Tur kanalımıza hoş geldiniz. Sohbete başlamadan önce videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlere Cuma namazı ile ilgili bilgiler vereceğim. Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi Cuma namazından bahsettiği için Cuma suresi olarak adlandırılmıştır. Bu surede Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Cuma günü Namaza çağrılınca Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca yeryüzüne yayılın da Allah'ın lütfunu arayın ve Allah'ı çok çok anın ki felah bulasınız. Peki cuma namazını terk etmenin hükmü nedir? Hadis kitaplarında gerek cuma namazının fazileti gerekse kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terk etmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih İki hadis bulunmaktadır. Birinci hadis, Allah önemsemediği için 3 Cuma'yı terk eden kimsenin kalbini mühürler. İkinci hadis, bir takım kimseler ya Cuma namazını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olur. İlk Cuma namazı nasıl kılındı? Hazreti Peygamber'in Cuma namazını ilk defa hicret esnasında Medine yakınlarındaki Ranuno Vadisi'nde Salim bin Af kabilesini ziyaretleri sırasında oradaki namazgahta kıldırmış olduğu bilginlerce kabul edilmektedir. Öte yandan kaynaklarda daha hicretten önce Esad bin Zürare'nin Medine'de Cuma namazı kıldırdığı kaydedilmektedir. Bu durum karşısında Cuma namazının ne zaman farz kılındığı hususunda iki farklı rivayet ve görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisine göre Cuma namazı Mekke'de farz kılınmış olmakla birlikte müşriklerin baskıları yüzünden orada kılınamamıştır. Diğer rivayete göre Cuma namazı hicret esnasında farz kılınmıştır ve ilk Cuma'yı Hz. Peygamber Ranuno Vadisi'nde kıldırmıştır. Bu rivayeti benimseyenlere göre Esad bin Zürare'nin Cuma namazı kıldırması uygulaması farz değil, nafile hükmü kapsamındadır. Bütün müştehitlere göre cuma namazı farz-ı ayın olup Resulullah'a zamanından itibaren farklı görüş açıklanmadığı için bu hususta icma meydana gelmiştir. Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan ve farz-ı iki rekata olan bir namazdır. Bu namazdan önce hatibin hutbe okuması namazın sıhhat şartlarındandır. Cuma namazı o günkü öğle namazının yerini tutar. Cuma namazını mazereti dolayısıyla kılmayan kişi ne yapmalıdır? Mazereti dolayısıyla cuma namazını kaçıran veya kılmayan kişi o vakitte öğlen namaz vaktinde öğlen namazını kılması gerekir. Salgın hastalıklar dolayısıyla cemaatle namaza ara verildiği ortamlarda da cuma namazı yerine öğlen namazının kılınması gerekir. Cuma namazına gitmemeyi mübah kılan mazeretler. Birincisi hastalık. Hasta olup cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkan kimse cuma namazını kılmakla yükümlü olmaz. Yürümekten aciz durumda bulunan, çok yaşlı kimseler de bu konuda hasta hükmündedirler. Cuma namazı için camiye gittiği takdirde hastaya zarar geleceğinden korkan hasta bakıcı için de aynı hüküm geçerlidir. Mikrobik ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmış kimseler de cuma namazına gelmeyebilirler. İkincisi Körlük ve kötürümlük. Kör olan bir kimseye kendisini camiye götürebilecek biri bulunsa bile Ebu Hanife, Malikiler ve Şafilere göre cuma namazı farz değildir. Hanbeliler ile Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ise kendisini camiye götürebilecek biri bulunan amaya cuma namazı farzdır. Kendisini camiye götürebilecek kimseye bulunmayan amaya ise bütün bilginlere, bütün bilginlere göre cuma namazı farz değildir ayakları felç olmuş veya kesilmiş kimseler kimselerle yatılak hastalarda cuma namazı farz değildir. 3. Uygun olmayan hava ve yol şartları. Cuma namazına gittiği takdirde kişinin önemli bir zarara veya sıkıntıya uğramasına yol açacak çok şiddetli yağmur bulunması, havanın çok soğuk veya sıcak olması veya yolun aşırı çamurlu olması gibi durumlarda cuma namazı yükümlülüğü değildir. Dördüncüsü, Korku, Cuma namazına gittiği takdirde malı, canı veya namusunun tehlikeye gireceğine dair endişeler taşıyan kimseye de Cuma namazı farz değildir. Hapiste olan kişilerin Cuma namazı kılmalarına fiziki şartlar ve bazı imkanların eksikliği dışında bir engel bulunmamaktadır. Mapusların Cuma namazı kılabilmeleri için fiziki şartların hazırlanması ve gerekli düzenlemenin yapılması istenebilir. Cuma namazının kılınacağı yerin herkese açık olması şartı, özel durumundan dolayı hapishaneyi içine almaz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.